yardım çalışmalarını sizlere aktaracağız. Ağır kış şartları Avrupa'nın pek çok bölgesinde olduğu gibi Arnavutluk'ta da etkisini gösteriyor. Ülke aşırı yağışlar nedeniyle büyük bir sel felaketiyle karşı karşıya kaldı. Bir Aralık günü yaşanan felakette onlarca kişi yaralandı, yüzlerce ev sular altında kaldı. Halkın tek geçim kaynağı olan tarım alanları da büyük zarar gördü. Yaşanan bu felaket aslına bakılırsa Arnavutluk halkı için beklenmeyen bir sonuç değildi. Geride bıraktığımız yıllarda da benzer felaketlere sahne olmuştu. Takvim yaprakları 2013 yılının Ekim ayını gösterdiğinde ülke tarihinin en büyük felaketlerinden birisi yaşanmıştı. Tiran ve çevresinde saatte metrekareye 90 kilogram yağan yağmur Kamze Nehri'nin taşmasına neden oldu. Nehrin taşmasıyla 1000 ev sel altında kaldı, 6000 kişi tahliye edildi. Selde 20 kişi hayatını kaybetti, 39 kişi ise kayboldu. Hemen her sene yaşanan benzer felaketler ülkede günlük yaşamı alt üst ederken kırsal kesimde yaşayan halkın mağduriyetini bir kez daha arttırıyor. Aralık ayı başında da tablo farklı olmadı. Avrupa'da kış mevsimi aşırı soğuk, şiddetli rüzgar ve yağışlarla aniden etkili olurken sıcaklığın mevsim normallerinin üzerinde düştüğü Arnavutluk'ta pek çok bölgede yağışlar neticesinde su baskınları yaşandı. Felaketin en büyük etkisi altyapıya oldu. Duresi-Tiran yolunu birleştiren köprü şiddetli yağmur sonucu çökerken Fires'te elektrik akımına kapılan bir kişi hayatını kaybetti. Hükümet yetkilileri ülke genelinde çok sayıda kişinin yaralandığını, 314 evinde kullanılamaz hale geldiğini açıkladı. Sel nedeniyle ülke genelinde eğitim kurumları tatil edildi. Yağışların etkisi sadece kırsal kesimde sınırlı kalmadı. Başkent Tiran'da uluslararası havaalanında uçak seferleri iptal edildi. Bir alışveriş merkezinde mahsur kalan 100 kişiyi kurtarma çalışmaları saatlerce devam etti. Girokastra, Fier ve Vlora şehirlerinde nehir taşkınlarına ve baskınlarına karşı ordu ve polis güçleriyle ilk yardım ekipleri konuşlandırıldı. Tüm bu çabalara rağmen Arnavutluk halkı selin ağır etkisiyle karşı karşıya kaldı. Arnavutluğun içerisinde bulunduğu coğrafyadaki pek çok ülkede benzer iklim olaylarının yaşanmasına rağmen yağışların böylesine bir felakete dönüşmesinin önemli nedenlerinden birisi alınması gereken önlemlerin maliyetinin yüksekliği. Hükümetlerin bu önlemleri almakta zorlanmasında ya da felaketlerin ardından hızlı ve etkili yardım çalışmalarının hayata geçirilmemesinde Arnavutluk ekonomisinin yapısının etkisi büyük. Arnavutluğun nüfusu 2016 verilerine göre 2.921.000. Bu rakamın 450.000'i başkent Tiran'da yaşıyor. Ülkenin %90'ından fazlasını Arnavutlar oluşturuyor. Güney bölgesinde yaşayan Yunanlar azınlık statüsüne sahip. Ülkenin %65'i İslam dinine mensup. Ortodoks ve Katolik Hristiyanların nüfusu %35 civarında. Arnavutluk'ta 1991 yılında komünist rejimin son bulması tüm ekonomik değerleri değiştirdi.
Bu dönemde diğer Doğu Avrupa ülkelerine kıyasla ülkenin ekonomisi daha kötüydü ve neredeyse tamamen çökmüştü. 1991-1992 yıllarında ülkeden on binlerce insanın İtalya ve Yunanistan'a göç etmesi de ekonomik krizi daha da arttırdı. Dönemin hükümetleri ekonomi alanında birçok reform yapmaya çalışsa da hiçbirinde başarılı olamadı. Bu tablo beraberinde yolsuzluk ve organize suçlarda artışı getirdi. 1995 yılından sonra ülkede serbest piyasanın resmen yürürlüğe girmesi ve kurum ve kuruluşların özelleştirilmeye başlamasıyla birlikte ekonomide gözle görülür bir değişim yaşandı. Tarım alanında yapılan reformlar ülkenin ekonomik gelişmesini etkiledi ve Arnavutluk 2000'lerin başında tarım ürünlerini çevre ülkelere ihraç etmeye başladı. 2000'li yıllardan sonra Avrupa Birliği ile anlaşmalar imzalanmaya başlandı ve Arnavutluk turizm, endüstri ve ulaşım alanında birçok ilerleme kaydetti. 1991 yılında gayri safi yurt içi hasıla 8 milyar 233 milyon dolarken 2007 yılında 18 milyar 818 milyon dolar, sonraki yıllarda ise 32 milyar 259 milyon dolara yükseldi. Kişi başına düşen milli gelir ise 11.700 dolar oldu. Bu dönemde Arnavutluk %3,5 oranında büyüme kaydetti. Bu büyümeye rağmen yoksulluk sınırı altındaki nüfusun genel nüfusu oranı %9,5 düzeyinde. İşsizlik oranı ise %13,3 civarında. Arnavutluğun başlıca sektörlerinden biri tarım. Ülkenin %18,4'ü tarımla uğraşırken endüstri %16,3, diğer sektörlerde %65 oranında paya sahip. Yaşanan siyasi çalkantılar ve ekonomik krizler Arnavutluk yönetimlerini ve halkını zorlasa da tüm bu dönemlerde Türkiye hep bu ülkenin yanında oldu. İki ülke arasındaki siyasi ve sosyal bağlar bu desteğin en önemli nedenlerinden biriydi. 1991 yılında Arnavutluğun demokrasiye geçişinden sonra Türkiye ile diplomatik ve siyasi ilişkileri çok yakın olmadı. 2005 yılına kadar iki ülke ilişkileri Arnavutluğun Batı ülkeleriyle ilişkilerinin çok altında seyretti. Türkiye'den Tiran'a ilk üst düzey ziyaret 2005 yılında o dönemde başbakanlık görevini sürdüren Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapıldı. Bu ziyaret iki ülkenin arasında stratejik ortaklığında başlangıcı oldu. Bu dönemde Arnavutluk'taki Türk yatırımlarının miktarı 1 milyar dolara yükseldi. Recep Tayyip Erdoğan bu kez Cumhurbaşkanı sıfatıyla Mayıs 2015'te Tiran'a bir ziyaret daha düzenledi. Ekonomik ilişkilerin ön plana çıktığı ziyarette ticaret hacminin de 500 milyon dolara çıkarılması konusunda uzlaşıldı. Türkiye ile Arnavutluk arasında siyasi ve kültürel alanda var olan iyi ilişkiler eğitim alanında da sürüyor. Türkiye'nin Arnavutluğa desteği elbette bu adımlarla sınırlı değil. Başta AFAD, Kızılay, TİKA ve Yunus Emre Enstitüsü gibi kuruluşlar olmak üzere çok sayıda kurum Arnavutluk'ta sürdürülebilir kalkınmanın sağlanması, tarihi mirasa ve ortak kültüre sahip çıkılması, yaşanan felaketlerde olabilen en az zararla çıkabilmesi için büyük destek veriyor. Osmanlı'dan kalan kültürel ve tarihsel yakınlığın yarattığı Arnavut Türk kardeşliği yaygın olarak Balkan coğrafyasında ve Arnavutluk'ta devam ediyor. Osmanlı'nın Balkanlardan çekildiği en son ülke olarak bilinen Arnavutluğun Türkiye ile ilişkileri Enver Hoca döneminde kopmuş olsa da bugünlerde eski dostluğuna kavuşmuş durumda. Türkiye'nin önemli kuruluşlarından olan TİKA, Arnavutluk'ta eğitim, kültür, sanat gibi alanlarda birçok faaliyet gerçekleştirmekte. 1996 yılında Arnavutluğun başkenti Tiran'da ofis açan TİKA, yaklaşık 21 yıldır faaliyetlerde bulunuyor. Sağlık, tarım, eğitim, restorasyon gibi birçok alanın dışında uzmanların veya eğitimcilerin Türkiye'ye gitmesi ya da Arnavutluğa gelmesi gibi çeşitli projeleri de mevcut. Ülkelerdeki STK'lar sosyal, kültürel alanlarda birçok proje gerçekleştirmekte. Arnavutluk'ta Türkiye kuruluşlarından en çok destek veren kurumlardan bir diğeri de Yunus Emre Enstitüsü. İşkodra ve Tiran'da bulunan Yunus Emre Enstitüsü, Arnavutlara eğitim ve kültürel anlamda destek çıkıyor.
Yunus Emre Enstitüsü, yurt dışında bulunan Yunus Emre Türk Kültür Merkezleri aracılığıyla Türk kültür ve sanatının en güzel örneklerini Arnavutluğa tanıtıyor, kültürel etkileşim ve paylaşıma katkı sağlıyor. Türkiye ve Arnavutluk arasındaki güçlü tarihi bağlar, kelimenin tam anlamıyla kötü gün dostluğuyla pekişiyor. Tiran, Fier, Avlonya, Debre, Fuşe, Kuriye ve Ergiri gibi ülkenin birçok şehrinde bir aralıkta başlayan yağmurlar sonucu oluşan sel felaketinde de tablo farklı olmadı. Yaşanan afetten çok sayıda aile etkilenmiş, tarım alanları kullanılamaz hale gelmiş ve bazı bölgelerde okullar tatil edilmişti. Türkiye tüm kurumlarıyla bu zor zamanda da Arnavutluk halkının yanındaydı. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı AFAD, Arnavutluk'ta 1 Aralık'ta meydana gelen sel felaketinden zarar gören ailelere gıda ve giysi yardımında bulundu. AFAD tarafından ülke genelindeki sel mağduru ailelere 1300 gıda paketiyle 1160 giysi paketi yardımı yapıldı. Yardımlar Arnavutluk'un farklı şehirlerindeki ihtiyaç sahibi ailelere Arnavutluk Silahlı Kuvvetleri işbirliğinde ulaştırıldı. Türk Kızılayı da 1 Aralık'ta Arnavutluk'ta meydana gelen sel felaketinden etkilenenlere yardımda bulundu. Yaklaşık 1000 aileye aralarında hijyen malzemeleri, battaniye ve gıda kolisi olmak üzere çeşitli yardım malzemeleri dağıtıldı. Yardım çalışmaları halen devam ediyor. Günlerce yağan şiddetli yağmur beraberinde sel felaketini getirdi. Arnavutluk'ta özellikle kırsal kesimde birçok köy sular altında kaldı. Bölgede etkili olan yağışların ardından yaşanan sel felaketiyle birlikte Arnavutluk'tan da uluslararası yardım çağrısı geldi. Bu çağrıya Türkiye'den kısa sürede yanıt geldi ve bu yanıt çerçevesinde Kızılay ve AFAD ekipleri bölgede yardım faaliyetlerini sürdürüyorlar. Yaşanan selin yıkıcı etkisi öylesine büyüktü ki şehir merkezlerine uzak olan bölgelerde evlerinde mahsur kalan halkın kurtarılması için ordu harekete geçti. Gerçekleştirilen kurtarma faaliyetleri sayesinde yüzlerce sivilin hayatı kurtarıldı. Sel felaketinin hemen sonrasında Tiran yönetimi uluslararası yardım çağrısında bulundu. Onlarca köy su altında kalmış, halkın tek geçim kaynağı olan tarım alanları yok olmuş, çok sayıda büyük ve küçük baş hayvan telef olmuştu. Dahası zor durumdaki halka hayati derecede önemli olan acil yardımların ulaştırılmasında büyük zorluklar yaşanıyordu. Arnavutluk yönetiminin acil yardım çağrısına ilk karşılık veren ülkelerden birisi de Türkiye oldu. Hızla harekete geçen AFAD ve Kızılay ekipleri kısa bir süre sonra felaket bölgesindeydi. Türk Kızılayımız Arnavutluk'ta sel felaketinden etkilenen bölgelerde hızlı bir şekilde Arnavutluk Kızılaçı ile birlikte hareket edip ailelere yardım ulaştırmaya devam ediyor. Dün Fuş Kruya bölgesinde yaklaşık 500 ailelik bir dağıtım gerçekleştirdik. Bugün ise Blora bölgesine yakın Fier kasabası olan Feras bölgesinde selden etkilenmiş olan ailelerin yanındayız. Türk Kızılayı tüm dünyada dil, din, ırk farkı gözetmeksizin yardımlarına devam ediyor. Arnavutluk Kızılaçı ile yapmış olduğumuz istişareler neticesinde geçen hafta aşırı yağış alan bölgelere birlikte ulaştık. Tespit edilen ihtiyaçlar Türk Kızılayı ve Arnavutluk Kızılaçı vasıtasıyla bölgeye acil bir şekilde ulaştırıldı. Bugün ise Feras bölgesinde görmüş olduğunuz ailelere yardım ediyoruz. Türk Kızılayı olarak yine her aileye 4 battaniye, 20'şer kilogram un, hijyen malzemeleri paketler halinde, aynı zamanda gıda paketlerimizin içerisinde yağ, şeker, un, fasulye, pirinç tarzı ihtiyaç malzemelerimiz mevcuttur. Bugün yaklaşık 750 aileye ulaşmaya çalışıyoruz. İnşallah yarın da bölgeye gelen diğer tırlarımızla birlikte diğer ihtiyaç sahibi ailelere ulaşmış olacağız. İlk olarak Aralık ayının ilk haftasında aşırı yağışlardan etkilenen Arnavutluk bölgesinde Arnavutluk Kızılaçı Türk Kızılayı ile irtibata girdi. Bu irtibat neticesinde genel merkezimizin ve başkanımızın aldığı karar doğrultusunda
ivedi bir şekilde ekiplerimiz öncelikli olarak Arnavutluk'taki selden etkilenen bölgelere intikal etti ve daha sonra belirlenen ihtiyaç malzemeleri ve ihtiyaç duyulan malzemeler ve diğer konular üzerinde yapılan çalışmalar neticesinde ekiplerimiz tedariklerini gerçekleştirdiler ve bölgede gün aşırı dağıtımlara devam ediyorlar. Türk Kızılayı ile Türk Arnavutluk Kızılaçı'nın koordinasyonu ile yapılan bu çalışma bölgede gayet ses getirdi. Sel mağdurlarına yardımları ulaştıran Türk Kızılayı ve Arnavutluk Kızılaç ekipleri aralıksız olarak çalışmalarını sürdürüyor ve felaketin vurduğu bölgelere belirlenen listelere göre yardım malzemelerini ulaştırıyor. Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık'ın Kızılay Kızılaç Federasyonu Genel Başkan Yardımcılığı ve Avrupa Kızılaç'ta kıta başkanlığına seçilmesiyle Avrupa'daki Kızılaç teşkilatları ile koordinasyonu güçlendiren Türk Kızılayı, Arnavutluk Kızılaç ile bu felakette önemli bir işbirliği gerçekleştirdi. Malumunuz geçen ay Antalya'da yapılan Uluslararası Kızılay Kızılaç Federasyonu'nda Türk Kızılayı Genel Başkanımız ve Türk Kızılayı olarak Avrupa kıta başkanlığını kazandık. Bu doğrultuda tabii ki Türkiye'nin ve Türk Kızılayı'nın Avrupa kıtasında ve dünyanın birçok yerinde çalışmaları daha da güç kazandıracak. Bölgede daha fazla çalışmalarımız olacak diye düşünüyorum. Malumunuz zaten Balkanlarda hakim bir çalışmalarımız var. Özellikle Kosova, Bosna, Makedonya, Arnavutluk bölgelerinde herhangi bir afet konusunda Türk Kızılayı acil olarak ilk ulaştığı bölgelerde Balkanlarda bahsettiğim ülkeler. Birinci öncelikli oluyor. Yine aynı şekilde Balkan ülkelerinin çeşitli yerlerinde ileriki dönemlerde yapacağımız lojistik merkezleriyle olası afet durumlarında Türk Kızılayı ve ilgili ülkelerin kızılaçları arasında koordineli halde yapılacak olan bu çalışmalarda daha ivedi, daha acil yardımlar ilgili yerlere ulaştırılacaktır. Bu lojistik merkezleri Bulgaristan, Kosova ve diğer iletişim kuracağımız ve anlaşmalarını yapacağımız ülkelerle ileriki tarihlerde peyderpey devam edecek. Türk Kızılayı'nın bölgede gerçekleştirdiği çalışmalardaki etkinliğinde şüphesiz Arnavutluk Kızılaçı ile yürütülen işbirliğinin de etkisi büyük. Şu anda Ferri kasabasındayız. Burası geçtiğimiz hafta sel felaketinde tamamen sular altında kalan ve yüzlerce ailenin etkilendiği bir bölge. Burada ikinci günümüz. Burada yardım çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Türk Kızılayı ile birlikteyiz. Öncelikle onlara çok teşekkür etmek istiyoruz. Türk Kızılayı bölgede yaşanan sel felaketi ardından hasar tespiti ve ihtiyaçların karşılanmasında da bize destek oluyor. Burada 750 aileye yardım ulaştırıyoruz. Şu anda 300 aileye dağıtım tamamlandı. Kalan 450 aileye dağıtımsa sürüyor. Dağıtımlarımız uluslararası standartlarda aile başına 4 battaniye, 20 kilogram un, 5 kilogram sıvı yağ, 5 kilogram makarna, 10 kilogram kuru bakliyat şeklinde. Aynı zamanda hijyen kiti içeren bir dağıtım gerçekleştiriyoruz. Bu şekilde sel felaketinde zarar gören ailelerin en az bir ay boyunca gıda ve benzeri ihtiyaçlarını karşılamış oluyoruz. Bu sel felaketinde birçok aile gıda stoklarını kaybetti. Aynı zamanda ciddi maddi hasarla karşı karşıya kaldılar. Eşyaları kullanılamaz hale geldi. Ama en önemlisi tarıma dayalı ekonomisi olan bu bölgede mısır, buğday ve benzeri önemli stoklarını kaybettiler. Türkiye ve Türk Kızılayı'na teşekkür etmek istiyorum. Zira onların desteğiyle binlerce aileye daha yardım ulaştırma şansımız oldu. Türk Kızılayı'nın desteğiyle yardım operasyonumuzu daha geniş bir alana yaymamız mümkün oldu. Türk bağışçıların desteğiyle 1500 aileye daha yardım ulaştırma şansımız oldu. Ekiplerimiz birlikte çalışıyor. Dağıtımlarımızı birlikte yapıyoruz. Köy köy, kasaba kasaba tespit edilen selzedelere hazırlanan listeler çerçevesinde dağıtımlar sürüyor. Türk Kızılayı bugüne kadar birçok defa Arnavutluk'ta yaşanan benzer durumlarda bize destek olmuştu. Şimdi sadece insani yardım değil, Arnavutluk Kızılaçı'nın kapasite gelişimi ve güçlendirilmesi için de destek oluyor. Türk Kızılayı Genel Başkanı'nın Uluslararası Kızılay Kızılaç Dernekleri Federasyonu, Avrupa Kıta Başkanı seçilmesiyle bu anlamda çok daha etkin çalışmalar gerçekleştirilecek. Gerek elemanlarımızın afetlere hazırlığı, gerek acil yardımlar ve ilk yardım gibi birçok konuda işbirliği ve destek gerçekleşecek.
Tüm dünyada Kızılay ve Kızılaç organizasyonları aynı hedef doğrultusunda insanlık için çalışıyor. Biz çok büyük bir aileyiz aslında ve şimdi güçlerimizi birleştirerek daha da güçlü bir şekilde insanlık için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Sadece kriz durumlarında değil, normal süreçlerde de karşılıklı işbirliği ve ortak projelerde çalışmalarımız sürecek. Ben tekrar Türk Kızılay'ına ve Türkiye'ye destekleri için teşekkür ediyorum. Arnavutluk'ta yaşanan sel felaketinin vurduğu bölgelerde birçok aile büyük zarar gördü. Kızılay ekipleri özellikle yaşlı ve yalnız yaşayanların yardımlarını evlerine kadar ulaştırdı. Şabani ailesi de selin vurduğu bölgede yaşıyor. Nesli Şabani, eşi Rahim Şabani, gelen yardımlarla bir nebze olsun yaşanan dramın etkisinden kurtulduklarını dile getiriyor. Selde iki gün boyunca mahsur kaldık. Tüm gıda stoklarımız tükendi. Depolarımızdaki un, mısır kullanılamaz hale geldi. Uzun süre yardım bekledik ancak sular çekilince bize yardımlar ulaşabildi. Türkiye'ye, Türk halkına bu zor durumda bize verdikleri destek için teşekkür ederiz. Sel felaketi zaten fakir olan bölgeleri çok daha zor durumda bıraktı ve birçok aile su basması nedeniyle eşyalarını kaybetti. Onlardan bir tanesindeyiz şu anda ve Kızılaç ve Kızılay ekipleri şu anda bu evin sahipleriyle görüşüyorlar hasar tespiti yapmak için. İhtiyaçların ne olduğunu soruyorlar. Az evvel yardım dağıtımı sırasında bir miktar malzeme verildi. Bundan sonra da özellikle bu tür ağır koşullarda yaşayan ailelere destek devam edecek. Tek başına yaşayan Selena Mironova sel felaketinde her şeyini kaybetmiş. Hızla yükselen sel sularında evi büyük hasar alan Mironova'nın tüm eşyaları da kullanılamaz halde. Zaten çok güç koşullarda yaşayan yaşlı kadın için tek umut ulaştırılan bu yardımlar. Bir anda sel suları evimi kapladı. Her şeyim sular altında kaldı. Zaten zor koşullarda yaşıyordum. Elimdeki her şeyi kaybettim. Bakın evde hiçbir şey kalmadı. Sel suları neyim var neyim yoksa alıp götürdü. Günlerce yardım bekledik. Kızılay'ın bize ulaştırdığı yardımlar bu zor kış günlerinde hayatımızı kurtardı. Bizim bu yapılanları unutmamıza imkan yok. Yardımlarınız için teşekkür ederim. Arnavutluk'ta son dönemde sık sık yaşanan sel felaketleri büyük hasara yol açıyor. Yaşanan son felaketin yaraları da Türk Kızılayı ve AFAD desteğiyle hızla sarılmaya çalışılıyor. Türkiye, Arnavutluk'ta olduğu gibi tüm Balkan coğrafyasında yardıma ihtiyaç duyan her ülkeye, her şehre, her eve elini uzatmak konusunda büyük çaba sarf ediyor. Bu sadece küresel boyuttaki yardım çalışmalarının yansıması değil. Balkanlar, Türkiye için büyük tarihi mirasında önemli bir unsuru. Bu nedenle sadece Arnavutluk'ta değil, tüm Balkanlar'da insani yardım ve kalkınma projelerine destek verilmeye devam ediliyor. Balkanlar, afetlerin dışında çok konflikt çatışma bölgeleri olarak nitelendirilen, savaşların yoğun olarak son zamanlarda gerçekleştiği bir bölge. Tarihi birlikteliğimizle birlikte akraba topluluklarımızla iç içe yaşayan insanların yoğun olarak bulunduğu bölgeler ve ülkeler. Kosova, Bosna ve Makedonya'daki savaşlar döneminde de Türk Kızılayı en ön saflarda yer almıştı. Daha sonrasında ise yerinden edilmiş kişilerin geriye dönüşüyle alakalı projelerde de etkin olarak çeşitli faaliyetlerde bulundu. Türk Kızılayı örnek verecek olursak savaştan sonra da Bosna Hersek'te, Makedonya'da, Kosova'da sadece insani yardım malzemesi şeklinde değil, diğer NGO'ların yapmış olduğu faaliyetler tarzında seracılık faaliyetlerini destekledi, sağlık ekipmanları gönderdi. Özellikle Türk ve Müslüman kültürlerin yoğun olarak yaşadığı bölgelerde sünnet faaliyetleri icra etti. Yine bölgede bulunan Türk askerleri ve NATO
müttefiki olduğumuzdan dolayı yapılan çalışmalar var. Sivil asker işbirliği koordinasyonu kapsamında çeşitli yerlerde eğitim, sağlık ve diğer konularda da yatırımlarına ve yardımlarına devam ediyor. Örnek verecek olursak geçmiş dönemde Kosova'da 1000 kişilik bir eğitimle alakalı araç gereçler, sıra ve masaların tedariki yapıldı. Yine aynı şekilde hemen hemen her sene yaklaşık 8-10 bin öğrencinin faydalanabileceği çantalar ve diğer kırtasiye ekipmanları Türk Kızılayı tarafından bölgeye ulaştırılmaktadır. Makedonya'da da malumunuz Doğu Makedonya'da Yörük Türklerin yoğun olarak yaşadığı bir bölge. Orada da ekonomik sıkıntıları olan kardeşlerimizin yanında olduk. Yine Makedonya'da 40 tane sera ailelere verildi. Burada tabii amaç her daim bir şeyleri vermekten ziyade balık tutma projesi kapsamında değerlendirebiliriz. Ailelere verdiğimiz seralarla aileler kendi geçimlerini idame edebiliyorlar ve bu şekilde kendilerini tekrardan tarımla ve seracılıkla geliştirip daha da ticari bağlamda da kendilerini rahatlatmış oluyorlar. Önümüzdeki dönemlerde de yine biraz evvel ifade ettiğim gibi Kosova'da, Bosna'da, Makedonya'da ve diğer ülkelerle yapacağımız ortak çalışmalarla bölgede daha aktif olacağımızı düşünüyorum. En önemlisi olan Türk Kızılayı'nın Avrupa Kızılaç Başkanı olmasıyla birlikte bu gücünü, bu etkisini Balkanlarda öncelikle Balkanlarda etkisini göstermesi gerekir. Özellikle de akraba topluluğunun yoğun olarak yaşadığı bu bölgelerde daha etkin olmalıyız diye düşünüyorum. Türkiye'nin gerçekleştirdiği yardım çalışmaları Balkan ülkeleriyle bağı her geçen gün daha da geliştirirken Arnavutluk'tan Makedonya'ya, Kosova'dan Bosna Hersek'e yalnız olmadıkları mesajını da açık şekilde veriyor.